Evet, sıradaki yarışmacımızı çağıralım. Bir spor akademisi öğrencisi, sadece fitness eğitmeni. Hemen davet edelim. Oğuzhan Çengel geliyor. Merhabalar, ben Oğuzhan Çengel. 24 yaşındayım, fitness eğitmenliği yapıyorum. Bir kadının aradığım en büyük özellikler sadakatli ve saygılı olması. Saygın yoksa benden sevgi bekleme. Hoş geldin Oğuzhan. Merhabalar Hakan. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, seni şöyle alacağım. Evet. Hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk Öykü Hanım. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim, teşekkür ederim siz. İyi, bu heyecanlı halin mi? Bu çok heyecanlı halim. Gerçekten evet. İlk günüm olduğu için biraz heyecanlıyım. Hatta biraz değil. Ya şu anda gümbür gümbür kalbin atıyor öyle mi? Aynen atıyor. Çünkü... Ya şu merdivene inen adam böyle heyecanlı mıydı? Yani bana gayet buralar bayağı... Ya bir de sizinle gümbür konuşuyoruz ya. Sonuçta. Ya teşekkür ederim gibi... ama hani biraz mı belli etmez insan yahu? Yok, o bayağı... Oker surat yani. Ya ben dışarıda da çok heyecanlı olduğum zamanlarda biraz daha hani hiç heyecanlı değilmişim gibi, daha doğrusu çok daha rahat olabiliyorum. Ama yani ilk defa böyle programa çıktığım için konuşurken biraz heyecanlı oluyorum. Kısmet olur ki insanın hayatında, yani kimin hayatında başına gelebilir ki? Yani bunu siz kendi evet iradenizle karar verip geldiğiniz için biz bu uzun ve zor yolda cesaret edip burada olduğunuz için biz teşekkür ederiz tabii ki. Ama işin ucunda da hayatın sizi getireceği çok da kıymetli bir yer var. İnşallah gönlünüze ait, evet, size yakışan, sizinle mutlu olacağınız bir eş bulabilirsiniz burada. Niyet temenniniz bu. O. Baktığın zaman çok ağır başlı duruyorsun. Yani evet, böyle çılgınlıkların, eğlencelerin var mıdır? Yoksa daha geleneksel bir tip misin? Şöyle, çılgınlıklarım tabii ki de var. Aslında dışarıdan gözüktüğü kadar çok ağır başlı bir insan değilim. Ama ailemin yetiştirme tarzı ve büyüdüğüm ortamların gereği biraz ağır başlayayım. Hı. Yani onda bir şey diyemeyeceğim ama tabii ki de eğlencelerim, çılgınlıklarım var. Ben biraz Kur'an kursu maceram oldu. Yani benim gençliğim Kur'an kurslarına, hı-hı, geçti. Hı-hı. Ve oranın örf ve adetiyle büyüdüm. Yani, hı-hı, hani dışarıda çok fazla vaktim olmadı. Bu yüzden o yaşlarda tam böyle hani olgunlaşma aşamamda, hı-hı, hep Kur'an kurslarındaydım. Anladım. O yüzden biraz daha ağırbaşlı büyüdüm, hı-hı, açıkçası. Hani tam böyle fırlama zamanlarında aslında. Güzel, evet. Belki de ailem fırlama olmayayım diye. Çünkü öyle bir yapım vardı benim küçükken. Geleneksel yetiştirildin, evet, büyütüldün. Çünkü, hı-hı, hani diğer kardeşlerime göre biraz daha şeydim ben. Hani biraz kardeş daha fırlamalım. Var. Evet, abim var. Abi var. Biraz daha fırlamaydım küçükken. Biraz daha hani atış. Yani hiç bundan eserim yok. Bununla alakam yoktu bu tarzımda. Ha. O yüzden ailem, bilmiyorum bu yüzden mi yoksa başka, ama ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Hayatta yani başımıza gelenler de daha, evet, önce ilişkin oldu mu? Daha önce ilişkim oldu, evet. Uzun, kısa, yani idare edebiliyor musun? Yoksa hani sevgi bitince mi bitti ilişkiler? Şöyle. Yoksa bir şeyler mi oldu? Tabii ki de bir şeyler oldu. Tabii ki de hiçbir insan ilişkisinin bitmesini istemez ki, sevdiği insansa eğer. Ama bazı istenmeyen hareketler, istenmeyen davranışlar sonucu ilişkiye son verilebiliyor. Biz de o şekilde verdik. Dışarıda aşkı bulamadık. İnşallah burada buluruz. Hazır mısın evliliğe? Hazır gibiyim de değil gibiyim de. Hani burada karar burada vereceğim göreceksin artık bunu. Aynen burada göreceğim. Peki, hoş geldin diyorum o hoş zaman. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seni arkadaşlarını baş başa bırakıyorum. Bol şans diliyorum Oğuzhan. Geldin Oğuzhan'cığım. Evet, otur bakalım. Nasılsınız? Valla biz senin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Valla ben süperim. Harika. Her şey yolunda. 3 dakikan var. Evet. Bu süre içerisinde önce kendini anlatacaksın. Hemen arkasından arka arkaya kızlar sana sorular soracaklar. Tabii. Süren başlasın, bekle. Ben kendimi anlatayım. Başla. Adım Oğuzhan Çengel. 24 yaşındayım. Fitness eğitmenliği yapıyorum. Şu an hala okuyorum. Okumaktayım. Devam ediyorum. Bir ara modellik tecrübem oldu fakat bıraktım. Yani
Siz sorun ben cevaplayayım. Öyle giderim. Burcun ne? Burcun Başak. Ya Başaklar çok uyumlu oluyor. Evet. Titiz boyun oluyor. Kaç santim? Boyun 1.88. Kadında aradığın 3 özellik? Saygı, kesinlikle, sadakat ve sevgi. Zaten saygıda sadakat olduğu zaman sevgi oluyor bir şekilde. Fitness eğitmeniyim dedin sanırım, yanlış anlamadıysam. Evet. Günlükten böyle mi giyiniyorsun yoksa spor mu? Hayır, ben hiç klasik giyinmem. Fakat ilk bölüm olduğu için biraz daha resmiyet olsun diye giyindim. Normalde şık spor yani giyinen bir insan. Bu da yakışmış ama. Teşekkür ederim. Nerelisin? Ben Trabzonluyum aslında. Trabzonluyum. Burada da Karadenizli var galiba değil mi? Hemşeri çıkmış. Hemşeri. Ben de Trabzonluyum. Ben Akçabatlıyım. Aa, ne güzel. Aa, biliyorum orayı da. Ne güzel. Öyle bir çıkmış. Kendini sevmediğin en kötü özelliğin ne? Benim kıskançım. Çok kıskançım. Çok kıskançım. En sevdiğin? En sevdiğim merhametliyim, çok merhametli. En son ilişkin ne zamandı ve niye bitti? En son ilişkim 6 ay önceydi. İletişim sorunları yaşıyorduk. Yani bir türlü iletişim oluşmuyordu aramızda. En son birlikte ayrılma kararı aldık. Süremiz de bitti zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sen de böyle bir son bir bakış atarak, aklına yazarak buradan bizimle ayrılarak vedalaşabilirsin. Ağır ağır merdivenleri çıkarak zamanı değerlendirebilirsin. Çıkarak. Tamam. Varsa bir mesaj, bir iz bırakabilirsin. Yani çok böyle aleni bir şekilde olmamak. Şöyle söyleyeyim, biraz ego değil bu ama benim için şimdi söylemiş olayım, saygı ve sadakat en önemli şey. Eğer saygı yoksa benden sevgi beklemeyin. Hiçbir şekilde. Ye. Aklımızın bir kenarına yazdık bunu. Görüşürüz. Şöyle iki tane yetin. Ama ısınırım arkadaşlar. İkinizden birine bak. Valla ben döner bir son bakış bakar mı dedim, hayır, bakmadı. Hayır, baktı zaten. Yok, herkese baktı. Can, hayır, herkese bir vurucu bakış attı bu arada. Teker. Hepimiz bakmadı mı görmedim. Hepimize teker bir vurucu bakış attı böyle. Sana baktı böyle. Hasrete baktı. Ben hemşeriyi merak ediyorum. İyi çocuk. Bizim oralıymış. Yani. Sana da herkese bayılmışız. Ama ilk görüşte Öykü Hanım nasıl? Hayatım hiçbir şey, yani bir şey olmamış. Hoşuma gitti. Daha tanımıyorum yani, anlattığı kadar biliyorum. Benim bunu izlemem, yani davranışlarını gözlemlemem lazım. Çünkü burada herkes kendini zaten İlk güzel bir şekilde... İlk anda hani etkilendi, evet. Mi? Bir şey var mı? Esmer uzun boylu zaten. Hemşerim de çıktı yani. Hemşeri çıktı. Şu anlık bir şey yok ama dediğim gibi ben davranışlarına, işte bu söylediklerine uyuyor mu mesela? Bu benim için önemli. Herkes kendini iyi bir şekilde anlatıyor ama herkes başta iyi yani. Onu tanıya tanıya göreceğim. Ay ne bileyim, ben şıkladım seni. Hasret beğenmiş. Hasret'e bir bakayım. Ben anladım. Beğenmiş. Bir dakika, bir dakika. Beğenmiş. Bak nasıl gülüyor. Bu başka bir gülme. Bu gülme başka bir gülme. Hayır, o anlamda değil. Şimdi karakter yapısı olarak evet, yani böyle konuşma tarzı evet hoşuma gitti. Şimdi boyunu göremedim çünkü benim için 1.88 boyunda değil o. Boyu uzundu. Boyu uzundu. Sana göre 1.88 konuşamadım da. Uzun. Sana göre 1.88 ne demek? Hadi bana göre değil. Bana göre 1.88 bu. Hayır, bence 1.88 bu. Hayır, 1.88 bu değil, bir de altında taban ayakkabıları vardı. Erkekler biraz bir şey çözüyor ya. Boyunu ölçer, ölçeriz ya. Ölçeriz yani. Adam ölçmüştür. Oraya kaldıysak ölçeriz.